Bugün sizinle beraber kariyer modunda 3 farklı takım kuracağız. İlk takım için 1 dakikamız var. İkinci takımı kurmak için 10 dakikamız var. Ve üçüncü takımı kurmak için 30 dakikamız olacak. Bu 3 takımı kurarken de Everton'un üstüne kuracağız. Çünkü Everton şu anda ligde çok kötü. Ben Everton'ı alt sıralara yakıştıramıyorum abi. Sizi düzelteceğiz hem de 3 kere. Bütçemiz sınırsız gibi bir şey olacak bu 3 kadroda da. Ya istediğimiz oyuncuyu alabiliriz aslında. Tabii ki ne kadar sürede aldığımız önemli. Baba bütçeye bak. Akıyor bugün maşallah. Akıyor bu akşam maşallah. 3 takımda da sınırsız bütçemiz olacak. Ya sınırsız gibi bir şey. Bu parayla Premier Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olmak istiyoruz. Değişik bir video olacak. Daha fazla bu tarz FIFA kariyer modu videoları izlemek istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Ayrıca beni desteklemek için videoyu beğenip yorum yazarsanız çok sevinirim. Şimdi challenge'ımıza başlayacağız. Hazır mısınız arkadaşlar? Şimdi bu 3 takımı da kurup aynı anda simülasyona vereceğiz ve videonun sonunda kimin daha başarılı olduğuna bakacağız. Gördüğünüz üzere 1 dakikalık vaktimiz tam böyle kafamın üstünde duruyor. Stresli bir mevzu bu ya. 1 dakikayı direkt başlattık valla. Valla başlattık, şu anda stresliyim. Ben direkt aslında Mbappe'yi almak istiyorum. Bu takıma direkt bir Mbappe alalım. Kaleci alabilirdik ama kalecisi 82'lik. Zaten 1 dakikada 1 oyuncudan fazla alamayacağız gibi duruyor. Bu yüzden önce Mbappe'yi deneyeceğim. Zamanımız kalırsa kaleci alacağım. Mbappe için direkt 300 milyon euroyu yapıştıralım mı? Zaten sınırsız paramız var oğlum, şu animasyonu geçemedim lan. 400 abi, 400 garanti olsun. Garanti olsun, 30 saniye kaldı. 30 saniye kaldı, Mbappe ile görüşmeye gidiyoruz. Bu da şimdi var ya, uyuzluk yapar, fazla para ister ha. Çok önemli diyelim lan. 23 saniye. 23 saniyemiz var. 1 dakikamız bitiyor, alamayacağız ha. Harbi alamayacağız oyuncuyu. Harbi alamayacağız lan. Lan maaşını 300 al hadi. 12 saniye kabul et. Oh. Oh, 10 saniye kala. 10 saniye kala aldık oyuncuyu. Of 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 of. Hep çok stresli oluyor. Bu 1 milyar euro rebitlerinde de ben çok stres oluyorum. Neyse ki aldık, tamam. Bu takım şu an oynasa oynasa böyle oylar abi. Dahasında oylamaz yani. 1 dakikalık takımımız karşınızda. Bakalım bu takım neler yapacak? Bunu tabii ki videonun sonunda göreceğiz. Şimdi dilerseniz gelin hep beraber 10 dakikalık takımımıza geçelim. 3 takımda da kendimizi Şampiyonlar Ligi'nde Tottenham'ın yerine koyuyoruz. Haberiniz olsun, hep Tottenham harcanıyor ya. Yazık vallahi. Görüyorsunuz 10 dakikamız birazdan başlayacak. Bastığım anda başlıyor ve bastım. Şu anda 10 dakikamız başladı. Arkadaşlar zaten sınırsız paramız var. Bu yüzden Sofifa'ya falan hiç bakmayacağım. Tamamen aklıma gelen oyunculardan yapmaya çalışacağım. Bizim öncelikle bir kaleciye ihtiyacımız var. Zaten sınırsız paramız olduğu için Donnarumma'yı alalım. Gianluigi Donnarumma. Hemen almaya çalışacağız. Gerçi Donnarumma'da biraz uğraşırız. Sonuçta yine de 10 dakikamız var. Acaba daha hızlı alabileceğimiz Oblak'ı mı alsak mesela? Serbest kalma bedeli olan oyuncuları almak da mantıklı olabilir bu arada. İspanya liginden çoğu oyuncunun olması lazım. Neyse, ben ilk başta bir Oblak'ı alayım. Oblak gelsin. Ardından İspanya liginden oyuncu düşünelim. Hani çünkü bak, önceki 1 dakika takımında bir oyuncu alabildik değil mi? Şimdi de o zaman maksimum 10 oyuncu alabiliriz. Zamanımız yetmeyecek zaten. Bu yüzden bizim hızlı hızlı o yerleri atlamamız lazım. Serbest kalma bedeli olan oyuncu almamız lazım. Benim fikrim bu. Şimdi 3 yıl dedik. Oblak geldi. Bu birinci transferimiz. Tamam mı? Serbest kalma bedeli kimlerde var ya? Ben bir Militao almak istiyorum. Eder Militao. Serbest kalma bedeli yok abi ya. Neyse, alacağım yine de. Yine de hemen alacağım. Abi biz var ya, bu takımların başına geçsek hepsinde serbest kalma bedeli olur. Ama başka yani transfer yapmaya çalışıyoruz, serbest kalma bedeli olmuyor. İnanılmaz, inanılmaz. Hemen şimdi Eder Militao'yu alıyoruz. Paramızın sınırsız olması bu rebuild'e ayrı bir boyut kattı. Hani zamanı, stratejiyi ona göre kullanıyoruz. Ama eğer bu rebuild'in daha zor bir versiyonunu isterseniz parayı sınırsız yapmayız mesela. Fikirlerinizi de bekliyorum açıkçası. Hani aynı rebuild tarzında başka neler görmek istersiniz yorumlara yazın. 10 dakikalık kadromuzdaki ikinci oyuncuyu aldık. Eder Militao geldi. Şimdi başka kimi alabiliriz? Başka kim gelebilir? Kim gelebilir? Kim gelebilir? Messi! Messi Ronaldo yapalım bu takıma. Bu takıma Messi Ronaldo yakışır. Yakışır abi, gel Ronaldo'yu da alacağım. İyi böyle bir hücum hattı oluşturmuş olalım. Cristiano Ronaldo, 7 dakikamız kalmış bu arada. Messi Ronaldo yapacağız şimdi ileri hatta. Haydi abi, haydi haydi haydi. Evet, Ronaldo için 40 milyon euro diyeceğim. Bakalım ne diyecekler. Ya abicim, of, sinirlendirmeyin beni. 57, 47 neyse alın. Aa, aa. Hah, tamam. Yanlışlıkla şeye bastım.
Allah'tan kalkmadılar ha masadan. Masadan kalksalardı sıkıntı olurdu. Messi de aşağı yukarı aynı fiyatlarda. Onu da alalım hemen. Lionel Messi için 50 dedik şöyle. Tamamdır. Çok iyi. 2 tane Goat'ı alacağız şimdi. İnanılmaz 2 oyuncu gelecek. Ha, şimdi 10 dakikalık takımda hayvan gibi bir takım kurmuş olacağız gibi gözüküyor. Acaba 30 dakikalık takımda ne kuracağız değil mi? Orada gerçekten hayvansı olacağız herhalde. En son back transferi yapacağım bu arada. Hani back alacağım ama en son alacağım. Onu da söyleyeyim. Zamanımız kalmazsa beklerimiz artık Everton'ın normal bekleri olarak kalsın. Ne yapayım? Evet, Ronaldo'yu da aldık. Sağ kanadımız var. Sol kanadımız yok. Santrforumuz var. Sol kanada birini almamız gerekiyor. Vini'yi alabiliriz sol kanada da. Şimdi deneyeceğim. Evet, şöyle kabul et dedik. Ronaldo da hayırlı olsun takımımıza. Abi acayip stresliyim ya. Zaman bitecek. Bak 5.40 kaldı. 5.40 ne demek? Haydi haydi haydi, şu animasyonlar çok zorlaştırıyor işi. Gel Vini, serbest kalman niye yok? Ofansif orta saha, serbest kalması olan bir ofansif orta saha. Normal orta sahaya Pedri'yi almaya çalışalım. Belki Pedri'de vardır serbest kalma. Abi aha var, 235. Tamam, çok güzel. Ofansif orta sahaya kimi alacağız? Hiç aklıma gelmiyor şu an. Hiçbir şey gelmiyor ya. Dur şu iki oyuncuyu alalım, sonra bakarız. Vinicius Junior'da da varmış serbest kalma. Tamamdır, çok iyi. İkisinin de serbest kalmasını ödeyip direkt olarak kendileriyle görüşmeye geçiyoruz. Bu bize çok zaman kazandırdı. İnanılmaz iyi oldu. Sol kanadımıza Vinicius geliyor. Orta sahaya da var ya, Pedri'yi alırsak hayvan olacağız zaten. Hayvan gibi bir takım olacağız. 300-400 bir şey diyelim. Çok mu verdik lan 400? Kulüp bizi kovmasın abi. 400'ü çok verdik biraz. Herif Messi ve Ronaldo'dan fazla alıyor. Lan ayıp oldu, neyse. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Baba beni kovmazsınız değil mi takım? Beni kovmasın bunlar ya. Şimdi başımıza iş almayalım. Hadi ya. Hadi abi, 3.40 kaldı hadi. Tamam, şimdi defansif orta sahaya direkt Casemiro çekmek istiyorum. Casemiro'nun reytingi çok fazla. Hani baktık orta sahada iyiyiz. Onu stopere de çekebiliriz. Stoper olarak da kimi alsak? Van Dijk'a uğraşalım be. Oha, Tottenham'a gitmiş ha bu arada Van Dijk. 106 diyorlar. Tamam, kabul edelim. Casemiro, senin için de 90 milyon euro vereceğim. 132 diyorlar, direkt kabul ediyorum. Tamam. 2.48 kaldı. 2.48 abi. Lan oğlum, bu animasyonlar gerçekten çok uzun sürüyor. Bak 2 dakikamız kaldı. Van Dijk'ı da alacağız. Ondan sonra herhalde bir oyuncu anca alırız. O bir oyuncu kim olacak? Defansif orta sahamız var. Ofansif orta sahamız yok. Bir tane ofansif orta saha alalım. Bir ofansif orta saha yakışır bize. Tamam, şöyle kabul et dedik. 1.48 dakika. Ya abi çok az zamanımız var. Bak bu animasyonlar giriyor, bilmem ne oluyor. Sinir ediyor adamı. Bir tane ofansif orta saha. O da Odegaard olabilir mi? Direkt aklıma Odegaard geldi. Başka hiç kimse gelmedi. 1.23'ümüz var. Aa oğlum, bir dakikamız var. Tamam, hemen almaya çalışacağız. 100 milyon vereceğim. Martin Odegaard için son transferimiz olacak. 100 dedim. Haydi abicim, çok güzel. 1.12'ye yetiştik galiba. Yetiştik, tamam. Aa, kadro tamamen dolu diyor lan. Oğlum kadro merkezi. Kadro merkezi, Allah kahretsin. 55'lik birini sal. Yürü git kardeş. Yürüyün gidin 55'lik 56'lık adamlar. Kimseyi satmadığımız için oyuncu alamayacağız şimdi. Odegaard'la görüşme yapıyorum. Haydi bakalım. Haydi bakalım, yürü 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 yürü. Serbest kalma bedeli yok. Kardeşim kabul, tamam kabul. 37 saniye kala bütün transferlerimizi bitirdik. Başka da adam almamız çok zor. Takımımız nasıl oldu lan acaba? Ben hemen bir takımı şöyle bir dizeyim geleyim. Oğlum ya, bu takım Premier Ligi alır mı? Alabilir herhalde ama işte. Bak görüyorsunuz değil mi? Yani 10 dakikayı böyle tam verimli kullanamadık abi. Hani ileride Ronaldo, sağda Messi, solda Vinicius. Bir tek işte bekleri alabilseydik harika olurdu ya. Bir de Militao'yu almamız hata oldu. Daha yüksek birini alabilirdik. Zaten paramız hayvan gibi. Ben yine de bu takımın başarılı olacağını düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi'ni bile kazanabilir. Dostlar, o zaman şimdi bu takımı bir kenara bırakacağız. 1 dakika takımıyla beraber 10 dakika takımı bizi bekleyecek. Sıra 30 dakika takımında. Yatarak söylüyorum abi, böyle olmaz. Biraz daha enerjik söylemem lazım dostlar. Sıra 30 dakika takımında. Yine bütçemiz sınırsız. Harcadıkça azalmıyor. Aynı önceki iki takımdaki gibi. 1 dakikalık takımımızı gördünüz. 10 dakikalığı da gördünüz. Ve şimdi 30 dakikalığı göreceksiniz. Ya 30 dakikalık takım şaheserimiz olması gerekiyor abi. Yedek kulübesini bile dizecek zamanımız var. Bakalım neler yapacağız. Ben direkt süreyi başlatıyorum. İlk alacağım oyuncu, ilk istediğim oyuncu Erling Braut Haaland arkadaşlar. Yani bu 30 dakikalık takımda bir dünya karması oluşturmak istiyorum. Ve bence şu andaki en formda olan santrforlardan biri Haaland. Bu yüzden onu alacağız. Erling Braut Haaland yani 200-300 milyona gelir.
Hiç sorun yok. Gel baba. Zaten bütçemiz sınırsız. Biz bunu harcasak bile azalmıyor. Aynı önceki kadrolardaki gibi. Bir oyuncuyu almak 1 dakika 10 saniyeye aşağı yukarı tekabül ediyor. Tekabül. Dur kaleciyi halledelim. Atanınla tutanın iyi olacak. Gianluigi Donnarumma. Gel bakalım Donnarumma. Alamadık lan. Donnarumma'yı alamadık. Dur bekle. Donnarumma'yı almak istiyorum ama ben. Abi bir dakika kaybettik. Sizi bitireceğim şimdi Paris. Gianluigi Donnarumma. Önce seni alacağım. Ondan sonra Marquinhos seni alacağım. Sonra da Neymar'ı alacağım sola. Mbappe'yi burada almak istemiyorum. Çünkü öbür kadroda almıştık zaten. Santfor'a da Haaland'ı aldık. Gerek yok bence. Yürü lan. Ver Donnarumma'yı bana şerefsiz. Sinirlendirdi beni artık ya. Tamam Marquinhos. Marquinhos'un serbest kalmasını ödedim direkt. Şimdi Neymar'ı alacağız. Neymar da önemli. İleri hattımızı bayağı bir güçlendirmiş oluyoruz Neymar'la beraber. Tamam Neymar'ı da aldık. Marquinhos'u da zaten getirdik o esnada. Sıkıntı yok. Marquinhos'u sundum mu sunmadım mı unuttum. Sinirlendirdi beni Paris. Böyle 3 oyuncunu alır kaçırırım. Zaten paranız var. Sizin ekstra paranızın olmasının bir önemi yok yani. Zaten şeysiniz. Tamam şimdi sol beke bir Theo istiyorum. Theo Hernandez istiyorum. Bunun dışında orta sahaya ben bir Kimmich istiyorum. Merkez orta saha olarak da De Jong'u alacağım abi. Ofansif orta sahaya da Nkunku gelebilir. Gerçekten var ya ortalığı mahvedeceğiz ha. Onun dışında başka hangi mevki kaldı? Sağ bek. Sağ beke bir Reece James çekebiliriz. Ya da hadi en üstüne gidelim. Arnold'u çekeceğim sağ beke de. Bir tane daha stoper almamız lazım. Oraya da Ruben Dias. İlk 11'imizi bitirelim ardından yedeklere bakarız. Şöyle 100 milyon teklif edelim. Hayırlı olsun. Theo Hernandez hayırlı olsun. Joshua Kimmich serbest kalma bedelini ödedik. Hayırlı olsun. Başka serbest kalma var mı? De Jong'un serbest kalmasını ödedik. Başka var mı baba? Başka yok. Tamam bu ikisini aldık bilebiliriz. Bunları aldık. Nkunku. Şimdi Nkunku'ya da iyi bir para verelim. Ofansif orta sahaya gelsin. Aslında başka birini de alabilirdik de. Neyse abi Nkunku'yu alacağız. 200 verdik direkt alıyoruz. Çok yüksek reytingli bir takım kuracağız ya. Olay budur. Olay harbiden budur abi. Birazdan bir transfer yapacağım. Aklınız gidecek diyeceksiniz ki oha. Oha diyeceksiniz. Şimdi Trent'i de alıyoruz. 100 milyon euro verelim Trent'e de. Tamam mı? Arkadaşlar şöyle verdik gayet güzel. Daha ilk 10 dakika. Oğlum biz demek ki 10 dakikalık takımda da bunu kurabilirdik lan. Şaka mı abi bu? Gerçekten yapabilirmişiz bu arada. Aa şu an bunu fark ettim. Bu arada yine kadrom dolu diye bana şey yaptırmıyor ya. Everton kaç tane kiralık adam verdiniz kardeşim. Daha fazla serbest bırakamıyoruz lan. Takas falan etmemiz, satmamız gerekecek ha. Böyle bir zorluk eklendi şu an abi. Satmamız gerekecek. Transfer listesine ekliyorum. Aptal oyuncuları ekleyelim gitsinler ya. Şu anda 2 oyuncu daha alabileceğiz. Ondan sonra sınıra geliyoruz abi. Neyse Arnold'la görüşelim. Neredeyse yarı süreye ulaştık. Ama ilk 11'imizi tamamladık. Değil mi? Her şeyi aldık evet. Dur şimdi ona tam bakacağız. Ruben Dias da geliyor. Zaten onu da almıştık galiba. Size gösterdim değil mi? Aynen. Abi yanlışlıkla bir önerdim. Hay Allah'ım ya. Ya 2 dakika koydu bana ya. Donnarumma'da da yanlışlıkla şey yaptık. Abi kafayı yiyeceğim ya. Al 250'yi hadi be kardeşim be. Al 250'yi de gel tamam. Tamam abicim bayağı bir dakika harcadık ya. Evet şimdi şurada Iwobi'ye bir teklif var. Iwobi gidebilir. Şöyle bir diziliş yapacağız. Bu arada ilk 11'i tamamlamadık biz. Şurada De Jong işte buraya bir hayvan getireceğiz buraya var ya. Hayvan getireceğiz. Nkunku yedek olacak. Sol kanat ne var? Oğlum biz 2 oyuncu almamışız lan ilk 11'den. Nkunku yedek olur tamam mı? Bu oyun yine yanlış dizdi oyuncuları. Abi yeter. Dayanamadım ya. Tamam. Nkunku falan filan cartçurt da. Muhammed Salah be kardeşim. Sağ kanada 150 milyon verelim. Muhammed Salah'ı alalım. 162 diyor. Eyvallah kardeş aldım. De Bruyne sana da direkt 200 veriyorum. Hemen gel. Yak gel bildiğin ne varsa sat gel. Gözüm yok para pulda. Yalnız şu anda oyuncu alamıyoruz. Onu unutmuştuk. Zor! İşi çok zorlaştırdı bu mevzu var ya. Harbi işi çok zorlaştırdı. Tamam. Bu iki oyuncuyu hemen alalım. Salah'ı alamıyoruz. Yine alamadık hepsini. Salah'ı almak için birini daha salmamız lazım. Ulan adam şimdi vazgeçebilir gelmekten. Aha. Tamam git kardeşim be. Oh be. Muhammed Salah da geldi. Tamam. İlk 11'imiz böyle oldu. Yedeklere devam edeceğiz. İlk alacağımız yedek Bruno Guimaraes olacak. Guimaraes'i istiyorum. İyi yani 80'e falan alırız. Yedeklere bir yandan bakıyorum hani kime alabiliriz diye. Guimaraes'i şöyle 70'e falan alalım. Tamam. Oğlum serbest bırakma şeyi var. Doğru bak ben bunu yine unuttum. Yine birinin gitmesi lazım alabilmek için. Guimaraes'i getirdik de başka adam nasıl getirecek? Gidin ha. Gidin heriflerin gitmesi de uzun sürüyor bu arada. Orta sahaya bir Llorente çekebiliriz. Hani Llorente her mevkiyi yedekliyor diye. Çünkü zamanımız kalmadı artık. Abi ne olur git de nereye gidiyorsan git ya. Zaten Nkunku hem kanadı hem santrforda yedekleyebiliyor. Öyle bir oyuncumuz da var. Yedeklerimiz iyi bence. Bir de Rashford falan gibi bir adam çekebiliriz. Oyuncu vereceğim.
Oyuncu değişimi, orta sahalar. Vallahi Dokare'yi al. Dokare'yi al, 50 milyon vereyim üstüne. Daha ne istiyorsun ya? Almadı Allah'ım ya Rabbim. Oyuncu değişimi. Kimi istiyorsan al. Pickford'u alma. Oyuncu değişimi, stoperler, birini al git ya. Direkt 74'ü istedi, herifi almadı adam. Neyse, Allah'tan adam sattık da şimdi Llorente'yi alabiliyoruz. Kunde iyidir, 84. Böyle bir yedeğe ihtiyacımız var. Gel abicim gel, hadi. Şu anda adam satılmasını bekliyorum. Sinir bozucu bir hal aldı ya. Birilerini almıyorlar mı? Bak, yedek kulübemiz böyle şu anda. Ben hayvan gibi bir transfer yapacağım, yeter ya. Olmadı başkasını yedeğe çekeriz kardeşim. Alıyorum abi, gözüm döndü benim artık, yeter. Orada çünkü haberlerde gördüm, dikkat çeken defans oyuncuları diyordu. Cancelo'yu alıyorum. Madem oyun bana böyle şekiller koyuyor, oyuncular geç gidiyor falan, ben de böyle yaparım. Ama yine de kanat yedeği tanıdığınız eski bir arkadaşı alacağım. O geliyor, Oyarzabal geliyor. Oyarzabal. Bir kişi daha alır mıyız be? 4 yıllık dedik, kimi alabiliriz? Bir defansif orta saha alalım, stoper olabilen. Kim olabilir? Aa, Kamara. Kamara, genç oyuncu alalım 80'lik. Hem stoper oluyor, hem defansif orta saha. Nerede o? Boubacar Kamara. Son 1 dakika 10 saniyemiz var. Aston Villa'dan gelecek Boubacar Kamara. Yedeğimize iyidir, oynar. Premier Lig'de at koşturur. Aa, alamıyoruz lan, birinin gitmesi lazım. Açtık o sınırı, açtık, doğru. 2 kişi gitmişti. Bir kişinin daha ayrılması lazım ki Boubacar Kamara'yı alalım. Görüşmeler, su senin görüşmene tüküreyim ben ya. Hadi Dokare gitsin, hadi. Aha, 22 saniye kala girdik. Ulan hadi hadi hadi. Lan geçemiyorum. Geçemiyorum, 17 saniye. 17 saniye Boubacar Kamara'yı alabilecek miyiz? Nadir, Allah kahretsin, nadir ol. Nadir ol 3 yıllık. 10 saniye, haydi arkadaşlar. Şimdi serbest kalma bedeli yok ve var ya, 4-5 saniye kala Boubacar Kamara'yı aldık. Bak 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 bak, bir de alarm çalıyor. Tamam lan. Takımımız böyle oldu arkadaşlar. İnanılmaz bir takım. City'den 4 oyuncu var. İşte ne bileyim, PSG'den 3 oyuncu var. Hayvan gibi bir takımız. 3 takımı da kurmuş olduk böylelikle. 3 takımı da kurduk. 30 dakikalık takım. Bakalım diğer takımlardan çok daha başarılı olacak mı? Yoksa bir farkı olmayacak mı? Bunu da merak ediyorum. Bu yüzden artık simülasyonlar başlasın. 3 takımla da şimdi sezon sonuna gidiyoruz. O esnada tabii ki videoyu beğenip yorum yazarsanız çok sevinirim. 1 dakika takımımızın sezon sonuna geldik. Yani burada bakalım ne yapmışız, merak ediyorum. Mbappe Everton'ı alt sıralardan kurtarabilmiş mi? Çünkü gerçek hayatta çok kötü, biliyorsunuz Everton. Takım ne yapmış? 11! 11 yani çok çok kötü değil, orta sıralardayız. Bari ilk 10'a girseydik. Ya da ilk 8'e girseydik de ana sayfada gözükseydik. Ama çok zor yani, zaten ilk 6 takım inanılmaz. 7, 8, 11 fena değil ya. Yine iyi bence. Emirates FA Kupası'nda ne yapmışız? Burada yokuz. Karabağ Kupası'nda yine yokuz. Aston Villa'ya elenmişiz. Ulan ilerleyebilirmişiz be. Şampiyonlar Ligi'ni Manchester City kazanmış. Biz gruplardan çıkamamışız. Peki madem gruplardan çıkamadık, burada 3. olduk. Avrupa Ligi'ni alalım be. Burada da yokuz abi. Ön elemede Zürih'i geçmişiz. Ardından Ren'i geçmişiz. Ren'i elemek bizim için başarılı. Çeyrek finalde PSV'ye penaltılarla elenmişiz. 1 dakikalık takımımızda çok başarısız olduk. Demek ki bir Mbappe takım kurtarmaya yetmiyor abi. Asist krallığında Mbappe ligin asist kralı oluyor bu takımda. Kime asist yaptın kral? Kaleme yaptın, ne yaptın? Şampiyonlar Ligi'ne bakalım, burada Mbappe'yi göremiyoruz. Ne gol krallığında ne asist krallığında yok. 42 verim yapıyor ha. 42 verim, her zaman da yapmaz. Harbiden bu 1 dakikalık takımda Mbappe iyi iş yaptı. Helal olsun. 1 dakikalık takımın her şeyini gösterdik. Dilerseniz şimdi de 10 dakikalık takımın sezon sonuna bakalım. Bakalım 10 dakikalık takım ne yapmış abicim. Burada da Haziran ayına geldik. Beklerimiz birazcık Coleman düşmüş. Burada bek transferi yapamamıştık, biliyorsunuz. Abi takımı kötü etkilediyse bu kötü etkilemiştir ya. Coleman. Bir de takım kaptanı. İkinciyiz, 1 puanla şampiyonluk kaçıyor. Abi City, bırak peşimi şu Premier League rebitlerinde. Bırak peşimi ya. Üçlü rebitlerde de böyle bu takım. Sinir bozucu bir takım bu City ya. Emirates FA kupasını almış. Neyse, bu arada bence ikinci olmak kötü bir sonuç değil. İyi. Karabağ kupasına bakalım. Burada yokuz. Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan birinci çıkmışız. Ardından Milan'ı elemişiz. Bayern'i elemişiz. Yarı finalde Juventus'a yeniliyoruz ya. Abi. Var ya, sezon şöyle parmaklarımızın ucundan kaçmış. Bence biz bizim beklerimiz olsaydı içinden geçerdik ortalığın, ben size söyleyeyim. İstatistiklerde Cristiano Ronaldo 21 gol, Haaland 22, 1 golle gol krallığını kaçırıyoruz. Vinicius Junior da 20 tane atmış. Abi takım inanılmaz oynamış ya.
Bak asist krallığında Kane var. Odegaard'la Messi hemen ikinci üçüncü olmuş. Bu arada Tottenham Goretzka Moretzka almış. Ne yapmış lan bu Tottenham? Gol yenmeyen maçta da Oblak'ımız ikinci. Birinci Guita diye bir kaleci. Şampiyonlar Ligi'ne bakalım. Ulan bak burada da kalecimiz ikinci. Biz bu sezon tescilli bir ikinciyiz bu arada. Asistlerde de bak ikinci sayılıyoruz. Çünkü 4 asist. Eden Hazard birinci. Bizim Vinicius Junior'ımız 3 asist yapmış. Harbiden tescilli ikinciyiz bu sezon ya. Çok daha başarılı olabileceğimiz bir sezonda. Yine çok başarılı olduk ama çok daha iyisi olabilirdi. Ronaldo'muz 28 gol, 2 asist. Vinicius Junior 25'e 10. Odegaard 10'a 12. Pedri 8'e 8. Messi 8'e 13. Yani görüyorsunuz oyuncularımız gayet iyi oynamışlar. 1 puanla kaçar şampiyonluk. 1 maçla kaçar Şampiyonlar Ligi. Belki de orada Juventus'u eleseydik. Finale gidip bir şeyler yapabilirdik. 10 dakikalık takımımız gayet iyi performans gösterdi bence. Tebrik ediyorum takımımı. Hemen şimdi 30 dakikalık takımımızın sezon sonuna gidiyoruz. Bakalım ne yapacaklar. Son kısma geçmeden önce ben bütün üye olan kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Siz de kanala üye olmak istiyorsanız hemen zaten katıl butonu aşağıda. Biliyorsunuz benim için para veren vermeyen önemli değil. Sadece üye olan insanlar böyle ayrı bir sekmede gözüküyor ya. O yüzden onlara burada teşekkür etmek istedim. Yine tabii ki hani üye olan olmayan herkese çok teşekkürler. Hepiniz iyi ki varsınız. Beni izlemeniz, eğlenmeniz yeterli benim için. Şöyle bir de bir like ve yorum yaparsanız tabii harika olur. Bakalım 30 dakikalık takımımız ne yapmış harbiden merak ediyorum. Bu 10 dakikalık takımımız abi bu arada 3 golle şampiyonluğu kaçırdı. Premier Lig'de 3 gol daha fazla atsalar belki de şampiyon olacaklardı. Az önceki takıma çok üzüldüm yani. Onu bir daha belirtmek istedim. Öncelikle bakıyorum gayet iyi. Diaz niye eksi birdi abi? Diaz ne yapıyor? Kunde oynamış onun yerine abi. Bu oyuncu kesme işi çok ilginç. Puan durumu lan ikinciyiz. Puan puana ikinciyiz. Lan bir de daha fazla gol atmışız. Siz nasıl 47 gol yediniz? Bak arkadaşlar olaya bak, makaraya bak. Liverpool 76 gol atıyor, 35 gol yiyor. Biz 84 gol atıyoruz, 47 gol yiyoruz. Nasıl 47 yeriz? Ruben Diaz bizde, Marquinhos bizde, Kunde bizde. Beklerimiz hayvan gibi. 47 nasıl yiyoruz? Kimih var orta sahada be. Ya bir de çok ofansif bir dizilim de değil yani. 4-3-3 defansif oynuyoruz. 2 tane merkez orta saha, 1 tane defansif orta saha abi. Bak bu sefer City çok kötü olmuş. Ulan var ya, şampiyonluk lazımdı. Yani bu kadar gole şampiyon olman lazım. Galibiyet aynı, beraberlik aynı, mağlubiyet aynı. Daha fazla gol atmışız ama çok daha fazla gol yemişiz. Emirates FA Kupası lan finalde. Abi ya. Ya ne loser bir video oldu kardeşim bu. Her şeyi finalde minalde kaybediyoruz. Son dakika veriyoruz falan. Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan lider çıkıyoruz ama puan puana abi. Başarısızlık. Dortmund'u elemişiz son 16'da, tamam. Çeyrek finalde Bayern'i elemişiz. Alman takımlarını iyi elemişiz harbiden. Yarı finalde Liverpool'a eleniyoruz. Ya Liverpool. Ananı avradarım ben, ne yapayım seni? Abi ya, of. Ya gerçekten Liverpool bizi mahvetti burada. Ya bu hayvan gibi takım Liverpool'u yenmesi lazımdı ki Liverpool'dan sağ bek ve sağ kanat aldık. Ya bu bir başarısızlık, onu söyleyeyim. Hiçbir kupa alamadan sezonu bitiriyoruz bu takımla ya. Oyuncu istatistiklerinde Sterling coşmuş, bizim Salah ikinci. Evet, gol yenmeyen maç falan filan görüyorsunuz. Rezalet ya. Mbappe'yi almadık, başımıza bela oldu. Neyse, Haaland da 7 gol atmış, ondan şikayet edemem yani. Ona şikayet etmiyorum. Arkadaşlar ben bu takıma çok sinirlendim. Verimlerine bakacağım. Yani bak, şu takım Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a yenildiler ve Premier Ligi Liverpool'a karşı kazanamadılar. Bu oyuncular kazanamadı Liverpool'a karşı. Bu oyuncular kazanamadı arkadaşlar. Rezalet ya bunlar. Aslında iyi dağılmış. 3-4 tane oyuncu hayvan gibi verim yapmış. Ama çok gol yemişiz abi. Ben anlamadım ya. Bence bu videoyu 10 dakikalık takım kazandı abi. Ben bütün bu oyuncuları da serbest bırakıyorum. Rezaletsiniz kardeşim siz. 10 dakikalık takımımız videoyu kazandı. Hayırlı uğurlu olsun. 30 dakikalık takımımız bence videonun en başarısız takımı. Bu kadar bir kadroyla nasıl alamıyorsunuz her şeyi kardeşim? Abi ben 30 dakikalık takıma gerçekten çok özenmiştim ya. Çok özendim arkadaşlar yani. Nasıl oluyor böyle bir şey? Ben anlamıyorum. Kafayı yiyeceğim. 10 dakikalık takım çok daha fiyat performans oldu. Hani derler ya fiyat performans diye. Bizimki de süre performans diyelim. 30 dakikalık takımın çünkü ben her şeyini özendim. Her mevkisini ona göre aldık. Her şeyini değiştirdik. Ama başarılı olamadılar. Hayat da böyledir işte. Bazen çok istediğin bir şeyde başarılı olamazsın. Ne dedim ki ben şimdi? Böyle bir kamu spotu verdim.